sokaklarda görmek istemeyiz ama yaz kış demeden dilendirilen, yani istismara uğrayan çocuklar var ve artık o çocuklar devlet koruması altına alınacak. Çocuğunu gelir kapısı gibi görüp dilendiren ailelere önce para cezası verilecek, sonrasında ise cezayı aldırmadan çocuğunu dilendirmeye devam eden ailelerdense çocukları ellerinden alınacak. Aile ise hapis cezası alacak. 85-90 lira. Kaç para topladın bugün? 30 lira vardı. Kime vereceksin o paraları? Anneme. Sokakta dilendirilen çocuklara artık devlet koruması geliyor. Güzel. Devlet en iyisini yapar. Hem eğitimlerini alırlar, hem de bence daha güzel yetiştirilirler. Yağmur çamur demeden aç karna saatlerce dilendirilen çocuklar artık ailelerinin elinden alınıyor. Çocuk istismarını bitirecek uygulama başladı. Dilendirilen 978 çocuk takibe alındı. Dilendiriliyor. Mendil sattırılıyor, su sattırılıyor. Ben söyleyeyim ya şimdi. Bu şekilde mi dileniyor? Sahibi dilsiz olarak. Adın soyadın ne? Çocuklar özellikle toplu ulaşım hatlarında kalabalığın yoğun olduğu noktalarda dilendiriliyordu. İşte Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı dilendirilen çocuklar için düğmeye bastı. Bir mobil ekip oluşturuldu. İşte mobil ekip sokakta dilendirilen o çocukları belirleyip tek tek koruma altına almaya başladı. Çok iyi olur. O çocukların günahı ne? Yazık, günah değil mi? Doğru karar yani. Öyle anne babaların elinden alınmalı bence. 1 milyar da kazananı var, 500 de kazananı var. Sen niye geldin? 15 tarihinde. 15 tarihinde? Evet. Birine para kazandı. Bunu kaç lira kazandın? Evladını gelir kapısı gibi görüp dilendiren aileler için öncelikli olarak yasal işlem başlatılıyor ve ardından ailelere para cezası kesiliyor ve sonrasında aileye çocuğunu okula gönder deniyor ve aile sıkı takibe alınıyor. Para mı istiyorsun? Yardım sadaka. Zorluk çekmesindense en azından bakım alması daha iyi. Çok iyi bir uygulama. Ben çünkü çocuklara çok üzülüyorum. Dünyanın en masum şeyleri sokakta dilendiriliyor. Sen de mi para istiyorsun? Allah razı olsun. Annem hasta oldu. Neden yazık olsun ki çocuklara? Geleceğimiz. Yani aynen öyle. Tüm uyarılara rağmen aile hala sokakta çocuğunu dilendirmeye devam ediyorsa işte o noktada devlet araya giriyor. Çocuk aileden alınıp devlet korumasına geçiriliyor.